engellere zarar veriyor. Bu manevi boyutuyla zarar veriyor. Samsun Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Aynur Yiğit, Samsunlu vatandaşlara uyarılarda bulunarak kendilerini engelli derneklerinin üyeleri olarak tanıtıp yardım adı altında para toplayan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. İnsanların kafasında işte engellilerin bu şekilde yaşamlarını sürdürdüğü, bu şekilde kendilerine gelir sağladıkları düşünülüyor. Böyle bir şey asla ve kat'a yok. Bizler eğitimli, çalışan, üreten, toplumda alın teriyle bir yerlere gelmiş ve gelecek olan yapıda insanlarız. O yüzden yetkililerin bir an önce bu işe el atmasını rica ediyoruz. Bir yasal boşluk var ve bu insanlar, bu duygu sömürücüler de bu fırsatı gayet iyi bir şekilde kendi lehlerine çevirebiliyorlar. Yardım yapmak istiyorlarsa kurum ve kuruluşlara gitsinler, makbuz karşılığı, imza kaşa karşılığı bunu yapsınlar ki o derneğin, o STK'nın da o para kasasına hakikaten girmiş olsun. Kendilerine yapılacak yardımların sadece maddi anlamda olmamasına dikkat çeken Yiğit, yapılacak en büyük yardımın gönüllülük esaslı faaliyetler olması gerektiğine değindi. İlla yardım demek maddi bir yardım değil. Ben derneğim için mesela gönüllüler burada olsun isterim. Gönüllülerle oturup kitap okuyalım, ders çalışalım. Çünkü bizim üniversitede, lisede ya da engelli sınavlarına hazırlanan çocuklarımız, gençlerimiz var. İlla bir yardım yapmak istiyoruz benim kendi derneğim. Ben diğer dernekleri bilmem. Bizim maddi bir bağla, ekonomik bir beklentimiz asla ve katta olmaz, olamaz. Ben buranın başkanı olduğum sürece yardım dediğinizde benim aklıma gönüllülük gelir. Benim aklıma gidip o insanlarla bir ortamda bulunup gerekirse dediğim gibi kitap okuyup bir sinemaya gitmek, birlikte bir yemek yiyip bir tiyatroya gitmek bile benim için düşüncem bu. Yardımdır. Aynur Yiğit ayrıca görme engelliler için kaldırımlara yapılan sarı şeritlerin birçok yerde tahrip ve ihlal edildiğini söyleyerek vatandaşların ve yetkililerin bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi. İnsanlar bir de bu yolun ne olduğunu bilmiyor. Yani çıkın mikrofonu alın, çıkın Samsun sokaklarına. Bunun ne olduğunu sorun. Birçoğu size onun aksesuar olduğunu söyleyecektir. Hatta işte ya da insanların onu fuzuli yere yapılmış işte ayaklarının acıdığını, topuklarının kırıldığını. Çünkü biz bunları duyduğumuz için söylüyoruz. Hatta bir anne onun bir bebek arabası yolu olduğunu söylemiştir. Bir seferinde bir görme engelli kardeşimize sonra oradan esnaflardan bir tanesi gelip hanımefendi öyle değil dediğini biliyoruz. Bunun görsellik yoluyla çünkü insanların aklına görsellik daha kalıcıdır. Afişlerle, broşürlerle bu yolun engeller yolu olduğunu, Samsunların saygı göstermesi gerektiğini anlatacak. Çünkü okumayan bir milletiz biz. Ben şimdi ne kadar gazetelerde bu beyanı versem bile okumuyoruz ama görsel şeyler daha çok aklıda kalıyor. Biz bunu geçmişte belediye ile paylaşmıştık aslında. Hani görsel yolla insanların bunun anlatılması gerektiğini ifade etmiştik. İnşallah bundan sonra sizin aracınızla tekrardan duyurmuş olalım. Buralarda sıkıntılar var dediğim gibi. O araba parklarıydı, kaldırımlardı, yükseltilerdi. O tabelalar bazen bizim çok uzun boylu çocuklarımızla çarpabiliyor kafalarını. Oralarda yine sorunlarımız olabiliyor.